Değerli gençler merhaba. Hedef Koçum kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni videoyla karşınızdayız gençler. Sizi desteklemeye devam ediyoruz. Pek söylemem ama en azından siz de gençler kanalımıza abone olarak ailemize katılabilirsiniz. Bu anlamda desteklerinizi bekliyoruz. Bugünkü videomuz konuları anlıyorum ama soru çözemiyorum. Birçok kişinin sorunu sorunsal haline geldi. Peki bu durumda neler yapmalıyız? Gençler 5 öneriyle geldim ben sizin karşınızda. Peki hocam bu öneriler nelerdir? 1. Öncelikle soru çözmek isteyen öğrenci soruyu çözmediği için bırakmak yerine nerede hata yaptığına bakmak zorunda. İlk başta nerede hata yapıyorsunuz? Ona bir bakın. Hatalarınız nelerdir? Soru çözme tekniğini mi bilmiyorsunuz? Yoksa konu mu iyice oturmamış? Ya da pratiğiniz mi yok? Zaten pratik olmayacak ilk başta. Bunlara baktıktan sonra hatayı bulun ve ona göre hareket edin. 2. Şu kesin zaten. Konuları anlamak başka, soru çözmek başkadır gençler. Çünkü konuyu öğreniyorsunuz. O konuyu bir de soru içerisinde görüp çözmenin farklı yollarını bulmanız gerekiyor. Konu ne şekilde gelmiş? Grafik şeklinde mi? Yeni nesil soru şeklinde mi gelmiş? Örnek veriyorum. Matematikte EBOPECO'ya bir çalışıyorsunuz. Tamam diyorsunuz, hallettim. Ben parçalarım. Bütün soruları çözerim diyorsunuz. Soruya bir geliyorsunuz. Böyle afallıyorsunuz yani adeta. Niye? Çünkü konunun yapısı çok farklı. Yani bu sadece matematik için değil. Coğrafya, dünyanın şekli ve hareketlerine bakıyorsunuz. Soyut kavramlar çok fazla. Konuyu öğreniyorsunuz. Tamam dünyanın şekli böyledir. Hareket şöyle oluyor. Yıllık da böyle oluyor. Günlük de böyle oluyor. Ama soru bir geliyor. Kendinizden şüphe ediyorsunuz. Ya arkadaş benim az önce öğrendiğim şey bu muydu diyorsunuz. Onun yanında biyoloji bazı şeyleri ezberliyorsunuz. Bir bakıyorsunuz grafikli sorular geldi. Allah Allah diyorsunuz ya ben bunu mu öğrendim diyorsunuz. İşte ilk başta bunun afallamasını bir geçmeniz lazım. O konuyu soruda iyice bir görmeniz lazım. Gördükten sonra çok rahat bir şekilde çözmeye başlayacaksınız. Ama kesinlikle pes etmeyin. İlk başta daha önceki videolarımda da söylediğim gibi 10 soru çözdüğünüzde belki daha fazla yani 9 tane 8 tane yanlışınız çıkacak. Hemen kapatıp kitabı atmayın. Uğraşın, didinin. Gerekirse konuyu tekrar alın. Farklı kaynaklardan. Hep aynı şekilde çalışırsanız farklı sonuçlar alacağınızı beklemeyin. Tabii ki hep aynı şeyler gelecek. Onun için oturacaksınız. Teker teker o konuyu iyice öğreneceksiniz. Üçüncü maddeye geliyorum gençler. Ya soru çözmek için sorular üzerinde çalışma yapmak şart. Ve ona göre de çalışmayı ne yapacaksınız? Şekillendireceksiniz. Az önce söyledik. Dördüncü maddeye geldim gençler. Soru çözerken mutlaka kalem elinizde olacak. Ya uğraşacaksınız ya didineceksiniz. Şöyle ya uğraş. Olmadım tekrar sil. Olmadım tekrar sil. Ya soru çözümünün mantığını hemen soru çözümüne zaten bakma. Ya şöyle bak. Çözebiliyor musun çözemiyor musun? Ya bir uğraş bir sil. Arkadaşına bir tekrar sor. Tekrar kendini çözmeye çalış ama mantıklı bir şekilde, mantığını kavrayacak şekilde çöz. Ve son maddeye geldim. Çözüm sorularının çözümüne baktım. O soruları zaten kendini ne yapıyorsun? Çözüyorsun. Bunları geçtikten sonra gençler ona benzer soruları da çözebilirsiniz. Hatta o kitaptan bağımsız bir şekilde YouTube'a açın. Soru çözümlerini izleyin ve o sorularınızı izledikten sonra kendiniz çözmeye çalışın. Defaatle ama ezber taktiğiyle değil. Evet gençler umarım faydalı bir video olmuştur. Yeni bir videoyla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Doğru hedeflere emin adımlarla ulaşmanız dileğiyle. Hoşça kalın gençler.